Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Seçim diye başladım çünkü bugün konumuz seçim ve 90. programımızda Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Murat Güvenç konuğumuz ve kendisiyle seçimlere dair konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Bulduk. Evet, aynı zamanda Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı hocamız. Evet hocam, bugün sizinle 24 Haziran seçimlerinden hareketle gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmanın sonuçlarını, özellikle de tabii haritaları ele tartışacağız. Alacağız. Evet. Bu çalışmanın, bu raporun son derece önemli bir özelliği var. Çünkü 970 ilçenin sonuçlarıyla, evet, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak bu hazırlığı yaptınız, çalışmayı, evet, yürüttünüz. Evet, ne diyorsunuz hocam? Nasıl bir çalışmadan bahsediyoruz? Evet. Yani izin verirseniz, yani önce teşekkür ederim. Aman, çünkü bu tür bu işler siyasetin çalkantılı ortamında böyle araştırmalar çok fazla gündeme gelmiyor. İşte TESEV'in web sitesinde de yayınlandı ama bu, evet, doğrusu bizim ilk defa yaptığımız bir iş değil. 2009 seçiminden sonra Bilgi Üniversitesi'nde bir Türkiye Seçim Atlası diye bir yayın yapmıştık Profesör Hasan Kirmanoğlu ile beraber. Birlikte. Ama o yayını yaparken seçim, Türkiye seçimlerini iller itibariyle haritalamıştık. Bu seçim sonuçlarını ilçeler itibariyle haritalamanın biraz böyle zor, çetrefilli problemleri var. Şimdi ondan bir izin verirseniz bir iki şey söyleyeyim. Lütfen. Şimdi bu harita yaptığımız zaman, harita yaptığımız iki çeşit harita var. Yani iki çeşit harita var. Bir tanesine Fransızların bir kelimesi var. Ona okunacak harita diyorlar. İkincisine de bakılacak harita diyorlar. Yani bu okunacak harita dediğimiz haritalar genellikle bu Genelkurmay'ın yaptığı askeri haritalara okunacak harita deniyor. Veya Pervitiç haritası da okunacak bir harita. Okunacak haritanın şu özelliği şu, yani o haritayı böyle nokta nokta okumak, her noktasında ne bilgi var ona bakmak gerekiyor. Yani orada o haritanın göze hitap etmiyor. Hani bir şey vardır ya, göze hitap eden kafiye, kulağa hitap eden kafiye. O haritalar göze hitap etmiyor. Üzerinde çok fazla bilgi var fakat onlar böyle noktasal olarak bilgiyi şey yapıyor. Göze hitap edebilmesi için bir haritanın ne kadar ustaca yapılırsa yapılsın, üzerinde 10-11 renkten daha fazla içermemesi gerekiyor. Ha, enteresan ha. Bu. Evet. Eğer bir harita lejantında 15-20 lejant kategorisi varsa, o zaman bu harita görsel ifade iletişim yeteneğini tamamen kaybediyor. Şimdi 970 tane ilçede, İlçe var. 5-6 tane de parti, diğer partileri düşünün. Onların her birisi her ilçede farklı bir performans gösteriyor. O zaman bu ilçeleri parti performanslarına göre kategorize edip renklendirmeye kalktığımız zaman sonuçlar eğer çok özenle yapılmazsa bir renk skalası çıkabilir ortaya. O zaman bir yamalı bohça gibi bir şey oluyor. Okunması da biraz zor oluyor. Bu harita işte biz o şeyi yaparken, il düzeyinde çalışırken onun görsel iletişimini o kadar iyi şey yapamıyoruz. Arada başaramamıştık. Arada geçen il düzeyinde belli bir iletişimi var ama şimdi ilçe düzeyine indiğimiz zaman bu Türkiye'de pek fazla yapılan bir iş değildir. Belki de türünün ilk örneğidir. Örneği. Seçimlerden sonra biliyorsunuz böyle seçim haritaları yayınlarlar gazeteciler ve o şeyin telaşı içinde sabah baskısına yetişsin diye hangi ili hangi parti kazandıysa öyle bir harita yaparlar. O harita yapıldığı zaman da seçim, yani mesela bütün Türkiye AK Parti'nin kazandığı bir resim gibi çıkar.
İşte kıyılarda, Ege kıyılarında bazı böyle bölgelerde CHP'yi görürüz. Bazı bölgelerde de HDP'yi görürüz. Ama harita çok fazla il içi farklılaşmayı yansıtmaz. Halbuki biliyoruz ki mesela İstanbul ilinin içerisine geldiğimiz zaman programımızla ilgili İstanbul'un bir ilçesinin oy profili öbürküne benzemez. Benzemiyor ve tabii 39 tane ilçe var değil mi? Evet ve burada bazı bölgeler müzmin olarak belli partilerle ilişkilidirler ve o kırılmalarda hem sosyal hem de siyasi olarak mekana yansır. Evet. Yani o işte Türk İstanbul'da ünlü bir şey vardı. İşte İstanbul'un E5 yolunun altında, sahille E5 yolu arasında kalan kısmı ile işte E5 yolunun üzerinde kalan kısım. O bazı kapalı yerleşmelerin olduğu yerler çok farklı oy profillerine sahip yerlerdir. Türkiye bunu aldığımız zaman Ankara'da, İzmir'de, Türkiye yani 970 ilçeyi düşündüğümüz zaman bu ilçelerin şeyini izlemek mümkün. Yani resmetmek çok kolay değildir ama bu sefer ilginç bir metot bulduk. O metodu da uygulayan programlar yaptık. O programlarda da bu şeyleri... Bunlar özgün programlar mı hocam? Bunlar bir kısmını biz yaptık. Bir kısmını da hazır programları kullandık. Ama bir Bilgi Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi bir şey var. Bilgisayar uzmanı arkadaşımız var. Evet. Kendisi şu anda Kanada'da. Ona da buradan bir selam gönderelim. Yani o onunla beraber bir 2-3 yıl çalışarak bir bilgisayar dilinde grafik kullanıcı arayüzü denen bir program yaptık. Bu program yani hazır bazı programları bizim amaçlarımıza göre kullanma imkanı veriyor. Bu evet, program yeniden düzenleme yaptınız. Bu program aslında bizim merkezde yapılan bir TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirildi. Henüz daha ürüne dönüşmedi ama şu anda çok yaygın olarak kullanıyorsunuz ve başka projelerde de kullanıyorsunuz bunu. İstanbul'un başka haritalarını da yapmıştık. Özellikle İstanbul tabii bizi çok yakından ilgilendiriyor ve o anlamda gelecek programlarımızda o projeleri de mutlaka yer vereceğiz. Bu konudaki programımızı ise biraz gecikerek yapıyoruz. Evet. Aslında Ağustos ayı gibi bu programı yapsaydık çok da iyi olacaktı. Ama krizler, krizler, evet, krizler üst üste geldi. Evet. Ama tabii ilçeler üzerine yapılmış bu araştırma, özellikle de 2019 Mart'ında yapılması planlanan yerel seçimler açısından da son derece önemli. Birebir oraya bir şey aktaramıyoruz ama bir değerlendirme aktaramıyoruz ama bir de dikkat çekici nokta şu bu araştırmada yani 24 Haziran'da ne oldu başlıklı araştırmanın en dikkat çekici tarafı ise hemen seçimlerin arkasından ve hatta hala yapılmakta olan bir takım değerlendirmeler var. Bunlara bir ezber diye adlandırırsak bu çalışmanın ezber bozanda bir tarafı var. O anlamda hemen başlayabiliriz aslında. Şimdi evet buradaki yani seçimler, seçim ve yerel siyaset konusuna girildiği zaman iller birer seçim çevresi deniyor. Evet. Yani her il bir seçim çevresi olarak şey yapılıyor. Ama siyasetin mutfağına girildiği zaman siyasetçiler İlin milletvekili olmuyorlar, ilçenin milletvekili oluyorlar. Yani doğru. Bir Konya milletvekili, bir Ankara milletvekili aslında onun seçmen tabanı kendisinin kişiliğine, şeyine belli ilçeleri temsil ediyor. Yani ilçe aslında siyasetin temel araştırma birimi ilçedir diyebiliriz. Şimdi ilçe düzeyinde bakıldığı zaman ülke geneli için söylenen bazı rakamlar, bulgular ilçe düzeyindeki değerlendirmede eski dilde buharlaşıyor, tabahur ediyor. Onun yerine başka göstergeler, başka sayılar şey yapılıyor. Yani
Mesela son seçimde örnek vermek gerekirse CHP Partisi'nin son seçimde işte 2,5-3 puan gerilediği, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 puan kaybettiği gibi rakamlar. Bunlar yanlış rakamlar değil. Ama ben metinde söylediği gibi ama yanlış yönlendirici. Ülke genelinde hesaplanmış genel ortalamalar. Toplamlardan hareketle evet, yapılan değerlendirmeler. Bu genel ortalamalar evet Türkiye genelindeki oylarda böyle bir şey, böyle bir fark var. Ama ilçe düzeyinde bakıldığı zaman bazı yerlerde hemen hemen hiç oy kaybetmediği, bazı yerlerde ise 12 puan, 13 puan, 14 puana varan oy kayıpları yaşandığı, bunların ağırlıklı ortalamasını aldığımız zaman da 7 puana, 3 puana gelmiş oluyoruz. Şimdi bizim Türkiye seçim coğrafyalarının bazı ilginç özellikleri var. Oradan başlamamız, bu haritaları izlemeden önce oradan başlamamız gerekebilir. Türkiye 1950 seçiminden bu zamana kadar Türkiye seçim coğrafyalarında bütün o anlatılanların ardında değişmeyen bir farklılaşma ekseni var. Bu farklılaşma ekseni Güneydoğu ile Türkiye'nin diğer bölgeler arası. Yani burada bir etnik ayrım çizgisi. Buna siyaset bilimde cleavage deniyor. Ortadan kırılma. Yani ana dili üzerinden bir kültürel farklılaşma şeyi var. 50 yılında bile bunu izlemek mümkün. Daha siyasi şeyler billurlaşmadan önce. Ve sadece iki parti varken. Ama bunu nereden izleyebiliyorsunuz denildiği zaman işte çok hassas veri analiz teknikleri kullanıldığı zaman bağımsızlara verilen oyların kahir ekseriyetinin Güneydoğu'da olduğu ve o bağımsızların Türkiye genelinde aldıkları belki ihmal edilebilir %1, %2, %3 düzeyindeki oyun %90'ının belli illerde olduğu izlenebiliyor. Bu bağımsızlar da sonra gelecek olan partilerin şeyi oluyor. Yani evet. o bir siyasi çizgi, bir yerel evet. fark ve bu bugüne kadar da kırılmış bir şey yok. Yani haritaladığınız zaman o bilgi üniversitesinden çıkan Atlas'ta biz bunu Hasan Kirmanoğlu Bey'le yapmıştık. Her seçimde liderler değişiyor, partiler değişiyor, söylemler değişiyor. Fakat siyasi coğrafyanın ayrım hatları değişmiyor, evet. sabit kalıyor. Buradan yani bu, Hasan Hoca'ya da bir merhaba diyelim, evet. değil mi? Evet, yani bu evet. böyle bir farklılaşma var. Bu birinci eksen etnik düzeydeki farklılaşma, Doğu ve Türkiye'nin diğer kısmı Güneydoğu arasında. İkinci eksen ise, burası da ilginç, bu yakın zamanlarda tartışılmaya başlandı, sahiller ve iç kısım, İç Anadolu arasındaki şey. Bu işte siyaset bilim literatüründe mütedeyyinlerle sekülerler arasındaki farklılaşma. Bugünkü CHP ile Adalet Kalkınma Partisi arasındaki karşıtlığın aslında siyasi soy ağacı çok eskilere gidiyor. Yani bunu 1950 seçiminde, 54 seçiminde bugünküne çok benzeyen haritalar görmek mümkün. İç Anadolu'nun oy profilleri hiçbir zaman Ege'nin oy profillerine benzemiyor. Evet. Ve bu aynen devam ediyor. Partiler, liderler, programlar değişiyor fakat evet. seçim coğrafyaları değişmiyor. Aynı şey İstanbul içinde de baktığımız zaman İstanbul'un ilçeleri arasında da buna benzer farklılıklar var. Yani 1990'lı yıllarda Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer bu ilçeler İstanbul'un diğer kısımlarından daha farklı partilere oy veriyorlardı. Halite bugünküne çok benziyordu ama siyasi liderler birbirinden ayrıydı. Yani o yüzden bu siyasi coğrafyanın ardında ne yatıyor, bunlar nasıl dile getiriliyor, bunun yanıtlarına sahip olduğumu iddia etmiyorum ama bu büyük bir araştırma projesi olarak yerinde duruyor. Yani Türkiye'de bu siyasi yerellik nerededir, bu harita niye bu kadar sabittir, bunun arkasında çok ilginç
şeyler var. Evet, dinleyicilerimize ben burada hemen hatırlatmak istiyorum. Aslında İstanbul'daki özellikle semtlerde ve ilçelerdeki değişime ilişkin de haritalarınız var. İşte onlar şeyde bugün İstanbul 95 diye bir web sitesinde sorgulanabilir haritalar. Özelliği yani yapılmış ve ilan edilen bilgisayarda verilen harita değil de izleyicinin soru sorarak bilgisayarda veri tabanından soru çekerek kendi kendine de sorusuna göre üretebildiği haritalar var. Yani siz neyi şey yapabiliyorsanız, sorguluyorsunuz, ona göre de siz bakabiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Yani İstanbul 95 İstanbul sitesinde. 95 sitesi diye bir sitede aslında şey yapıyor. Programımızın sonunda vereceğimiz site sayısı bayağı arttı. Şimdi isterseniz bu son seçime geldiğimiz zaman bu son seçimin ilk haritasından başlayalım. Evet, yani birinci haritayı arkadaşlarımızdan rica edersek ekrana alalım lütfen. Evet. Evet. Şimdi bakın burada böyle bir kabaca ilçe düzeyinde görüldüğü zaman tabii il düzeyinde görmüyoruz, ilçe düzeyinde görüyoruz ama esas itibariyle bu haritada böyle bir maviler var. Evet, toplam 12 renk gibi bir şey. Evet, değil mi? Evet, evet. İşte onu aşmamaya çalışıyoruz yani gördüğümüz gibi 12 renk. Burada şimdi o maviler CHP ve İYİ Parti'nin başarılı performans olduğu yerler. Açık mavi. Mavinin çeşitli, evet, açık mavi. Ortadaki şey. O kırmızı ve sarı tonları, bu da Adalet Kalkınma Partisi'nin başarılı performans şey yaptığı yerler. Yeşiller de bu işte Halkların Demokrasi HDP'nin başarılı olduğu yerler. Başarı dediğimiz ölçüde şu demek. Yani 5 partinin, 6 partinin, diğer partiler de var, performansını incelediğimiz zaman bir partinin bir yerde başarılı sayabilmemiz için onun orada ülke genelinde aldığı oy ortalamasının üzerinde bir olması. Yani Türkiye genelinde çok büyük bir başarı sağlamamış bile olsa evet, yerel olarak belli noktalarda başarı sağlamışsa o zaman bu başarıyı teslim ediyoruz. Yerel olarak haritalamış oluyoruz. Yani Türkiye ortalaması %10 olan bir partinin %15-12 almış olduğu yerleri belirlemek açısından. Yani bu haritaya baktığımız zaman yani bu harita işte bu 24 Haziran seçimlerinde. Şimdi mesela tabii burada televizyon ekranda bu uygulamayı yapmak mümkün değil ama bu haritalara internet ortamında erişen okuyucularımız bunu büyütme evet, imkanına sahipler. O büyütüldüğü zaman mesela İstanbul'un olduğu yerde, İstanbul'un etrafındaki bazı ilçelerde CHP'nin, bazı ilçelerde de Adalet Kalkınma Partisi'nin çok belirgin farklılaşma gösterdiğini, İstanbul çeperinde bazı yerlerde de Halkların Demokrasi Partisi'nin ilginç seçim başarıları elde ettiğini görebiliyoruz. Mesela Ankara'nın hemen güneyinde bu Haymana civarında bu Adalet Kalkınma Partisi ile HDP'nin birlikte başarılı olduğu yerler var. Mesela bunlar, bu tür bilgiler il düzeyindeki toplulaştırmada buharlaşıp gidiyor. Biz bunları göremiyoruz. Ama bu tabii nasıl diyelim, seçimin sahadan gelen daha nasıl diyelim hassas bir resmine şey yapıyor. İlerletiyor diyecek bize. Şimdi bu hocam, kendi ben başına bir şey soracağım. 970 ilçe, evet, Türkiye'deki bütün ilçelerin toplam rakamı, evet, değil mi? Evet, evet. Yani siz herhangi birisini veya hayır, birkaçını şey bırakmadınız. Yapma. Şimdi bu ilçeler de bu zor bir iştir. Çünkü zaman içerisinde bizim ilçeler idari olarak bölünür. Evet. Yeni ilçeler çıkar. İşte Kadıköy'ün içinden
başka bir işte çıkmış olduğu Ataşehir'in çıkması gibi. Yani 1985 yılına geldiğimiz zaman mesela bugünkü işte Bağcılar, Esenler, Bahçeli evler, bunların tamamı Bakırköy içindeydi. Abi, bak evet. Kocaman. Şimdi bu harita, bu yaptığımız harita o bakımdan işte 970. Fakat bunu tabii zaman içerisinde değişimi izleyebilmek için acaba 1 Kasım'da ne oldu diye bakmak icap etti. Evet. Ve 1 Kasım'la 24 Haziran arasında da sadece 2 ilçe kurulmuş. Yani 1 Kasım'ın sonuçları büyük ölçüde 24 Haziran seçimleriyle karşılaştırılabilir durumda. Bu karşılaştırmayı yaptığımız zaman ilk resim şöyle bir şey oluyor. O ikinci haritaya, geçebiliriz. Tabii bu sizin yapmış olduğunuz araştırmanın en önemli noktalarından birisi de bu karşılaştırma. Evet. Şimdi mesela burada baktığımız zaman 1 Kasım'la 24 Haziran arasında büyük farklılaşma sebebi, yani büyük farklılaşmaya sebep olan şey İYİ Parti'nin seçimlere girmemiş iken 1 Kasım'da 24 Haziran'da bu seçime katılmasının yarattığı etkiler. Şimdi burada baktığımız zaman biz burada toplam 3 renk görüyoruz. Burada 3 renk. Bunlar şimdi yani bu 3 deminki resimden farklı. Şimdi bu sefer burada CHP'nin başarılı olduğu yerler, Adalet Kalkınma Partisi'nin başarılı olduğu yerler, bir de HDP'nin başarılı olduğu yani yerler diye ilçe düzeyinde harita alıyoruz. Diğer partileri burada bu başarının altında ikinci şeyleri gösteriyor. Burada baktığımız zaman İYİ Parti'nin seçime katılmasının ve %10 düzeyinde oy almasının yerel düzeyinde ilginç farklılaşmalara yol açtı olduğunu. Evet. Şimdi burada çok fazla ayrıntıya girmeden şöyle bir şey yapabiliriz. 3 tane partimiz var. CHP, Adalet Kalkınma Partisi ve HDP. Bunlar rakiplerinin başarılı olduğu yerde de oy alıyorlar. İlginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Bütün partiler rakiplerinin sahada, yani tırnak içinde söylüyorum, deplasmanda pozisyonlarını 1 Kasım'a göre iyi korumuşlar. Ama 1 Kasım'da çok başarılı oldukları yerlerde çok önemli oy kayıplarına uğramışlar. Yani mesela, ve burada da neyi kastediyoruz? Özellikle AK Parti'yi ve CHP'yi mi kastediyoruz? HDP'yi de kastediyoruz. Evet. Yani HDP 1 Kasım'da başarılı olduğu yerlerde, Güneydoğu'da, evet, kayda değer düzeyde oy kayıpları yaşamış. İlçeler bazında incelediğimiz zaman. Adalet Kalkınma Partisi'ne baktığımız zaman, çok başarılı olduğu İç Anadolu bölgesinde kayda değer düzeyde oy kayıpları var. Ki bu oy kayıpları biraz sonra göreceğiz. Bazı bölgelerde 12 puana, 10 puana, 9 puana kadar yükselebiliyor. Türkiye ortalaması 7 iken bazı lokal olan yerlerde 12 puan kayıplar. Cumhuriyet Halk Partisi itibariyle baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelindeki oy kayıplarının 2-2,5 puan olduğu söyleniyor ama ayrıntılı olarak ilçe düzeyinde incelendiği zaman birçok bölgede 6 puan, 5 puan oy kayıplarından kaybettiğini görüyoruz. Şimdi bunu 3 numaralı haritaya geçersek bunu daha ayrıntılı olarak 3 numaralı harita geçersek burada sarı, bu biraz daha karışık bir harita kaçınılmaz olarak. Tabii. Çünkü iki seçimin karşılaştırmasını şey yapıyor. Sağ tarafta yani o sarıyla gösterilen şeyde rakamlar, tabii buradan izlemek biraz zor ama internetten buna girildiği zaman dinleyiciler onu daha rahat görecekler. Yani İYİ Parti'nin birçok yerde CHP'nin veya Adalet Kalkınma Partisi'nin kaybettiği oyların büyük bir kısmının İYİ Parti'de
toplandığını, İYİ Parti'nin hem CHP tarafında hem de Adalet Kalkınma Partisi tarafında ilginç oy kazanımları, yani o oy tabanını bu iki partiden sağladığını ilçe düzeyinde açıkça izleyebiliyoruz. Evet. Adalet şeyde seçimlerde en çok böyle tartışılan şeylerden bir tanesi CHP'li seçmenlerin stratejik oy kullanarak efendim HDP'yi destekledikleri şeklindeki bir şey var. Evet, bir ezber var. Evet. Bu 1 Kasım'da da oldu. Evet. Şimdi bu seçim sonuçlarına bakıldığı zaman bunun olmadığı söylenemez. Böyle bir, yani CHP'nin kayıplarının HDP'de oy artışı şeklinde tezahür ettiği yerler var. Ama bu seçimin esas süreci CHP'den HDP'ye olan oy kayması değil. Büyük oy kayması, büyük oy var, büyük değişim. İYİ Parti'nin katıldığı yerlerde, İYİ Parti'nin katıldığı yerlerde CHP'den İYİ Parti'ye, AKP'den İYİ Parti'ye giden oylarla ilgili bir şey. Şimdi burada kimin hangi oyu, ne kadar oy aldığını buradan bizim göstermek mümkün değil ama sonuçta bu sarıyla gösterilen şeyde, griyle gösterilen yerlerde oy kayıpları var. Sarıyla gösterilen rakamlarda da kazançlar var. Genellikle bakıldığı zaman grilerle sarıların rakamlar birbirini tutuyor. Yani 9 puanlık kayba karşı efendim 8,5 puanlık kayıp kazanç oluyor. Yani birbirlerini dengeliyor. Buradaki büyük şey, bu son seçimin büyük nasıl diyelim, üzerinde durulmamış, yeterince tartışılmamış şeyi İYİ Parti'nin İYİ Parti'nin hem CHP'den hem de Adalet Kalkınma Partisi'nin bulunduğu yerlerde şey alması. Evet, fakat ama hayrettir. Evet. Hemen seçimin arkasından İYİ Parti birbirine girdi. Yani bunu tabii bunu incelemek Sayın için. Meral Akşener ayrılmak istediği başarısızlıktan ötürü. Bilmiyorum yani sonuçta, yani biz ben seçimleri baktığımız zaman, yani burada bunun sonuçları, yazının son kısmında da bunun ne anlama geldiğine ilgili bir değerlendirme geldi. Şimdi bu seçimin bir çeşit, birinci başarılı partisi bu gösterdiklere göre İYİ Parti olarak ortaya çünkü çıkıyor. Seçimde yani her iki taraftan da oy alabiliyor. Bütün partiler kendi, nasıl diyelim, Fransız yani kaleleri, seçim jargonunda siyasi partilerin kaleleri diye söylenen yerlerde oy kayıplarına uğruyorlar. CHP partisi kalelerinde. Bu sizin deplasman karşılaştırmanız da evet. Oradan kaynaklanıyor. Ama rakiplerinin sahasında pozisyonlarını koruyabiliyorlar. Yani CHP hatta arttırabiliyorlar. Burada CHP mesela Adalet Kalkınma Partisi'nin önemli kalesi olduğu yerlerde düşük olan oy potansiyelini daha da kaybetmiyor, onu koruyor. Ama kendisinin hakimiyeti, yani kendisinin geleneksel olarak çok güçlü olduğu yerlerde kendi oy potansiyelini koruyamıyor. Evet. Bu tabii 1 Kasım'a göre bir daha tekrar edebilir miyiz hocam? Oy kayıpları nedir siyasi partilere? Yani şimdi mesela Türkiye genelinde, il düzeyinde, Türkiye genelinde yapılan şeylerde işte CHP'nin 2,5 puan gibi bir toplamda kaybettiği, Adalet Kalkınma Partisi'nin 6,5-7 puan kaybettiği, ÖDP'nin belki çok az da olsa oyunu arttırdığı, yani oyunu koruduğu. MHP'nin seçimden önce söylenen düzeyin çok üzerinde oy aldığı, Güneydoğu'da da bunu izlemek mümkün, birçok yerde oyunu arttırdığı gözüküyor. Yani sonuçta bu tabii bu 1 Kasım'a göre arttırdı ama 15 7 Haziran'a göre başka 5 şey. Aşağı 5 o başka bir bambaşka bir şey. Siyasi konu. Ama bu resim bize gösteriyor ki yani bu rakamlar aslında
%7'ler, %2,5'lar yanlış olmasa da yanlış yönlendirici. Evet. Yerele gittiğimiz zaman bunlar 6,5 puan, 7 puan CHP açısından, 10 puanın üzerinde kayıplar Adalet Kalkınma Partisi açısından İç Anadolu bölgesinde. Bunlar şey değil ve bunlar tek bir yerde, hani istisnai şeylerden değil, bölge genelinde olan şeyler. Yani ki orada gösterdiğimiz o pembeler, açık pembeler, koyu pembelerin genelinde ve belli, bunların ortalama olarak kayda değer oy kayıpları, oy kazançları var. Evet. Şimdi bunun… Yani şu mu demek istiyoruz hocam? Türkiye genel ortalamasından hareketle ne Türkiye'de genel bir siyaset inşa etmek mümkün, ne de yerelde bir siyaset inşa etmek veyahut da siyasi değişiklikler gerçekleştirmek çünkü mümkün bu değil. Çünkü burada bizim, bu tam da bizim programımızın konusu bu. Türkiye seçim coğrafyası değil, coğrafyaları deniyor. Evet. Yani Türkiye'de aslında temel olarak 3 tane coğrafya var. Bunlardan bir tanesi işte Ege, İç Ege, Trakya dediğimiz coğrafya. Daha çok sahil diye özetleyebileceğiz. Ama Karadeniz sahiline uzanan Kuzeydoğu Anadolu ve İç Anadolu'yu da kapsayan bir Adalet Kalkınma Partisi'nin çok güçlü olduğu bir şey var. Coğrafya ki onların şeyi, kaleleri. Bir de Güneydoğu var. Şimdi burada üç partinin performansları birbirinden çok farklı. Biz ülke genelinde bir ortalama aldığımız zaman bu üç farklı ortalamanın ortalamasını alıyoruz. Ve elde ettiğimiz Türkiye ortalaması aslında yerelde, sahada herhangi bir şeye tekabül etmiyor. Bu üç farklı şeyin, üç farklı ortalamanın ortalaması oluyor. Yani şimdi burada seçimi doğru analiz edebilmek için bu coğrafyaların kendisine gitmek, yerelde ne olduğunu şey. Siyasetçiler, yerelde siyaset yapanlar bu farklılıkları çok iyi biliyorlar. Ne yazık ki bu farklılıklar bizim kamuoyunda çok fazla dile getirilmiyor. Birazcık bunu daha açmamız gerekiyor. Evet, evet hocam. Şimdi buradan hareketle oy kayıplarının özellikle AK Parti ve CHP üzerindeki etkisinin oldukça yüksek olduğunu belirliyorsunuz. Evet. HDP'nin de keza oy kayıpları olduğunu, özellikle de ama kendi coğrafyalarında, kendi ilçelerinde, yani önde olduğu ilçelerde olduğunu belirtiyorsunuz. Peki bütün bunlardan hareketle özellikle vurgulamak istediğiniz ne çıkıyor? Ne var? Şimdi o zaman neler var daha doğrusu? Burada onu da gene böyle grafik olarak söyleyelim. Bu da ilginç bir şey. Evet. Bu haritaları Fransızların geliştirdikleri bir teknik var. Bu partilerin birbirlerine göre pozisyonlarını bir grafik üzerinden gösterebiliyorlar. O şekile geçebilirsek. Şekile geçersek. Evet, şimdi bu demin size söylediğim Türkiye'deki hani şeylerin, siyasi partilerin pozisyonları. Bir etnik şeyden bahsettim. Evet. Farklılaşma ekseninden. Bir de mütedeyyin seküler diye bir eksenden bahsettim. Burada bu etnik farklılaşma dediğimiz farklılaşma, bu bizim şeyde 1900, yani bu 24 Haziran bu 1 Kasım seçimleri için yapıldığı zaman bunu veriyor. Bakın yatayda baktığımız zaman sağ uçta HDP'yi görüyoruz. Sol uçta geldiğimiz zaman MHP'yi görüyoruz. Onun tam zıt kutbunda, yani Türk-Kürt milliyetçiliklerinin, nasıl diyelim artık ona, evet, şey yapmayalım. Yani bu şey. Bunun ikinci eksene, dikey eksene baktığımız zaman aşağıda, buradan tam okuyamıyorum. CHP'yi görüyoruz. Aşağıda CHP'yi, üst tarafta diğer AK partiler. AK Parti ve diğer partileri görüyoruz. Evet. Yani şimdi bu demin söylediğim Türk-Kürt mütedeyyin seküler ayrımı böyle bir şey. Şimdi burada en önemli nokta MHP'nin şeyde 1 Kasım seçiminde CHP'yi ve AK Parti'yi
Böyle iki tane ortadan, kutup gibi. İki kutup. Bu iki kutubun tam ortasında. Ortasında. Şimdi iki tam ortasında yer alması iki tür çekim gücünün tam ortasında. Yani böyle birisi onu kendine çekiyor, öbürü de şey yapıyor. İkisinden de alıyor. Yani evet. İkisinin arasında kalmış ve bir, o da tabii siyasi partinin pozisyonunu etkileyen bir şey. Şimdi bu gerilim siyasi olarak biliyoruz ki 1 Kasım'dan sonra MHP'nin içerisinde ilginç gelişmelere neden oldu. Ve ondan sonra bunun içerisinde İYİ Parti doğdu. İYİ Parti'nin doğmasından sonra şimdi üçüncü şeyimize bakalım. Üçüncüye mi, ikinciye mi? Şimdi ikinciye bakalım. İkinciye bakalım ondan sonra. Evet. Evet, şimdi bu ikinciye bakalım. İYİ Partili, yani bu 24 Kasım'ın şeyinde. Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman 24 Haziran şeyine. Evet. Şeyin HDP'nin pozisyonu bir değişiklik yok. Yok. Ama gene o en sağda. Ama MHP'yi aynı eksen üzerinde görmüyoruz. MHP'nin kendisinin AKP Adalet Partisi'nin yanına gittiğini, evet, sanki birleşmiş gibi. Şeyin ise, yani İYİ Parti'nin ise o eksen üzerinde değil, CHP'ye daha yakın olduğunu. Evet. Bu şunu gösteriyor. Yani İYİ Parti aslında CHP'nin başarılı olduğu ilçelerde başarılı olmuş. MHP de AKP'nin başarılı olduğu ilçelerde şey yapıyor. Yani bu aynı zamanda onu gösteriyor. Yani bir, evet, siyasi yakınlaşmanın dışında da. Yani bir oy tabanları benzeşmesine. Benzeşmiş. Yani o artık burada MHP Partisi dediğimiz parti 1 Kasım'daki pozisyonda değil. AKP ile daha yakın bir parti, bir pozisyonda. Oy tabanları daha benzeşmiş. Benzeşmiş. İYİ Parti, kendi içinden büyük ölçüde doğan İYİ Parti ise CHP'nin oy tabanlarıyla daha benzeşmiş ve o zıtlıklar da ortadan kalkmıştı. Evet. Şimdi üçüncü şeye baktığımızda, bu iki şeyi bir araya getirebiliyoruz. Burada 1 Kasım'daki MHP'nin pozisyonu ikiye bölünmüş. Evet. Bir tane 24 Haziran MHP'si doğmuş. O AKP'ye çok yakın pozisyonda. Bir de İYİ Parti'de CHP yakın bir yere gitmiş. Yani bu böyle bir süreçten bir değişim. Evet. Şimdi bunu siyaset bilim literatüründe nasıl tanımlayacağız? Bu şimdi Türkiye'de ben bunu çok fazla duymadım. Ama belki de bu seçimin en ilginç sonuçlarından bir tanesi. Batı'da, siyaset bilimde, 60'lı yılların ortalarında başlayarak siyasi sadakatsizlik diye bir süreçten bahsediliyor. Siyasi sadakatsizlik. Bu siyasi sadakatsizlik süreci şöyle bir şey. Bizde bu ihanet diye de adlandırılabilir. Ama yani işte ihanet demeyelim. Değil tabii ki. İhanet, yani tabii. Demokraside eğer seçmenlerin bir bireyselleşiyorsa ve seçmenler bir partiden öbür partiye oy geçirebiliyorlarsa, buna İngilizce karşılığıyla de-alignment deniyor. Yani sıradan, hizadan çıkma, seçmenin, evet, sıradan çıkması. Veya tersinden okursak, siyasi partilerin seçmeni eskiden olduğu kadar sağlam bir biçimde zapturapt altında tutamamaları. Tutamadıkları. Fransız Sosyalist Partisi'nin, Komünist Partisi'nin, sağ partilerin, İngiliz İşçi Partisi'nin başına geldi. Şimdi İngiliz İşçi Partisi'nin oy analizlerine bakıldığı zaman 1930'lu yıllarda, 35 yıllarında yapılan seçimlerde İşçi Partisi'nin kalesi olan yerlerde baktığınız zaman eski dilde kahir ekseriyet, yani o yerleşmelerde bakkalı, kasabı, bilmem nesi, yani sınıfsal olarak İşçi Partisi'yle mutlaka örtüşmese de takım tutar gibi şeylerin İşçi Partisi'ne oy verildiğini, yani yerelliğin gücü o kadar bağlayıcı oluyor ki İşçi Partisi'nin kalelerinde küçük burjuvalar İşçi Partisi'ne, Muhafazakar Parti'nin kalelerinde de onların hizmetkarları, aslında emekçileri de Muhafazakar Parti'ye oy veriyorlar. Bu işte
tam manasıyla partilerin seçmen kitlesi üzerinde disiplin edici bir etkilerinden bahsediliyor. Evet. Şimdi harpten sonra zenginleşmeyle beraber, bireyleşmenin artmasıyla beraber partiler eskiden sahip oldukları bu seferber edici, hizaya sokucu güçlerini giderek yitiriyorlar. Evet, belki de bir başka tanımda yapılabilir. Yani sınıfsal tercih işte başka değişiyor, evet. Veya sınıfsal tercihe esas olan maddi değerler, materyal değerlerin yerine kültürel, toplumsal cinsiyete ilişkin, çevreye ilişkin, değil mi? Geleceğe tabii, ilişkin, sosyolojik değişikliklere ilişkin. Başka değerler, başka evet. Ve işte Yeşil Partilerin ortaya çıkması ile beraber Yeşil Parti'nin böyle bir değişim oluyor. Ve bu değişim olduğu zaman da artık partiler eski sahip oldukları siyasi disiplin güçlerini ve seferber edici güçlerini yitiriyorlar. Ve yitirdikleri zaman seçmen bir şekilde artık baş kaldırarak başka partilere oy veriyor. Ve bu oy verme davranışında hiç eskiden rastlamadığımız şeyler ortaya çıkıyor. Yani sağın kalesi, davranış biçimleri, sağın kalesi denen yerde bazı sol adayların kazandığı, eskiden hiçbir zaman oy kazanmamış solun kalelerinde ise sağ politikaların veya çevre politikalarının veya üçüncü tercih olan liberal politikaların önemli. Bu sürece de-alignment deniyor. Şimdi bu anlamda 970 ilçe içinde çok belirgin örnek verebileceğiniz yani bir şey yok işte. Bu de-alignment olamıyor. Yani bizim Türkiye'de bir oluyor ama aile içinde kalıyor. Buna utangaç sadakatsizlik diyebiliriz. Utangaç yani bu belli şey yapmak istemediğimiz ön plana geçmeyen yani bir nasıl diyelim bu seküler kanattan mahalleden çıkıp mütedeyyin kanata veya o kanattan öbür tarafa geçiş olmuyor. Bunlar genellikle aile içinde kalıyorlar. Yani işte seküler kanadın alt bileşenleri arasında oy geçişleri oluyor. Partiden partiye oy geçişleri son derece az oluyor. Ki mesela burada referans verelim. Bekir Ağar'dır KONDA'da bu süreci yani her ay izledikleri için barometre üzerinden söylüyorlar. O bizim seçimlerin bir çeşit siyasi kimlik sayımı olduğunu söylüyor. Yani seçim tercih yok. Kimlikler sayılıyor. Bir kez daha. Yani evet. Sonuçta bu oy geçişi olmadığı için de şimdi bu İYİ Parti'nin ortaya çıkması ve böyle bir performans göstermesi hem CHP'nin kalesi olan yerlerde CHP'den, AKP'nin Adalet Partisi, Kalkınma Partisi'nin kalesi niteliğinde olan yerde de ondan oy almaları. Sonunda Türkiye'de aile içinde kalsa da önemli bir oy hareketliliğinin yaşandığını gösteriyor. Çünkü azımsanamayacak bir rakamdan bahsediyoruz, %10 düzeyinde. Bunun bu iktisat konuşuyoruz, dolar konuşuyoruz ama bütün bunlar bu yerel seçimlere hazırlanırken Türkiye seçmen profilinde ilginç yerel kaymaların olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Yani batıdaki benzerleri kadar çarpıcı olmasa da hiçbir zaman o anlamda bir toprak kayması derler, landslide yani bir taraftan bir tarafa kayma. İki partili sistemde, çoğunluk sistemlerinde bir partiden öbür partiye böyle bu kaymalar bir partinin iktidarını kaybetmesiyle şey yapıyor. Bizde o kadar geniş yani bir partiyi iktidardan edip öbür partiyi iktidara getirecek türde kaymalara pek rastlamıyoruz. Daha çok genellikle bu kaymalar olsa bile aile içinde kalıyor. Yani eskiden biraz daha çeperde kalmış olan aile bireyleri yükseliyor. Yani bu türde böyle mesela 90'lı yıllarda işte SHP,
SODEP, CHP arasındaki geçişleri veya işte ANAP, Doğru Yol Partisi arasındaki geçişleri ve oradaki çekişmeleri daha çok merkez sağ merkezi, bunlar bir partiden bir partiye yani böyle bir siyasi coğrafyayı ve o temel kırılma hatlarını değiştirecek evet. şeylere pek varmıyor. Yani Türkiye'de aslında bu oy kaymaları, bunun antropolojik nedenleri, yerel altında bunlar niye oluyor, bunların incelenmesi henüz daha çok fazla başlamamış ama üzerinde durulması gereken çok önemli bir şey. Evet. Ben gördüğüm kadarıyla bu haritalardan hareketle 2019 yerel seçimlerine ilişkin çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Ama şu mümkün, mutlaka bu haritaların incelenerek, hatta ilçe ilçe incelenerek, özellikle yerelde çalışan insanların, bunlar sadece siyasi parti yöneticileri veyahut da üyeleri olması gerekmiyor. Ama biliyoruz ki yerel seçimler birçoğumuzu çok yakından ilgilendiriyor. Özel olarak bu haritaları çalışarak yerel seçimlere hazırlık yapmak son derece önemli geliyor. Yani belki de programımızın sonunda altını çizmemiz gereken en önemli noktalardan birisi bu herhalde, değil mi hocam? Evet, yani şimdi burada harita. Yani harita hakikatin bir şeyi, bizim gerçekliğin bir ifadesi. Bunun hangi yöntemle hazırlandığı, açıklandığı takdirde bir fotoğraf çekmeye benzetilebilir. Evet. Yani herkes fotoğraf çeker. Ama çekilen fotoğraf aynı zamanda kullanılan filme, makineye, merceğe ve de aslında fotoğrafı çekene de bağlıdır. Tabii. Yani Ara Güller Üstad'ın çektiği fotoğrafla benim çektiğim fotoğraf aynı olmuyor. Yani Ara Güller evet. fotoğrafı çektiği zaman o mekanın ruhunu da evet. Kağıda yansıtmasına... Ama Ara Üstad'da harita yapamıyor. Neyse, yani söylemek istediğimiz yani bu haritalar aslında yöntemi bilinirse bizim aksi halde kavramakta güçlük çekeceğimiz çok kompleks şeyleri, oluşumları, siyasi oluşumları bir kağıt, A4 kağıdı üzerinde görme imkanı sağlıyor. Evet. Bu kağıt üzerinde görme şeyi de önemli bir avantaj. Bunun üzerinde düşünüp komşularımızı, daha uzak komşularımızı, yakın komşularımızı nasıl davrandıklarını bu haritada izleyebiliriz. Evet. Bu da tabii komşuların birbirini görmesi çok önemli bir şey. Çünkü bizim coğrafya alanında bir çok büyük bir İsveçli coğrafyacı var. İsmi Thorsten Hegerstrand diye bir şey. O diyor ki bu Soğuk Savaş'ın, atom yani savaşının tehdidi altında İsveç'te tam Amerika ile Rusya arasında kalan bir ülke olarak şunu söylemiş. Demiş ki hayatta kalmanın baş ölçütü bir komşu olarak başarılı olmaktır diyor. Yani sizin şahsi başarınız çok önemli, önemli değil. Önemli değil. Komşu olarak başarılı. Evet. Herkesin kendi kendine sorması gereken şey bir komşu olarak kadar ne başarılı. Komşu olarak başarılı olabilmek için de komşularımızın ne yaptığını, ne düşündüğünü, ne eğilimler olduğunu görmemiz lazım. Siyasi haritalar da biraz buna imkan evet. veriyor, değerlendirilirse. Evet. Şimdi bu araştırmayı tesev.org.tr adresinde okuyabilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul çalışmaları hakkında da Murat Hoca'nın gerçekleştirmiş olduğu, ekibiyle birlikte gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara da bakmak isterseniz Kadir Has Üniversitesi Araştırma Merkezleri bölümünden İstanbul Çalışmaları Merkezi'ne de ulaşabilirsiniz. Bir de tabii ki İstanbul 95 sitesini evet. önerebiliriz. KOMDA'nın Ağustos ayı raporunun içinde de sizin bu raporunuza özel referans, olarak bir referans, yer referans. Verilmiş durumda. Evet. Hocam çok teşekkürler. Sağ olunuz. Sağ olun. Haritaları bize anlattınız. Evet efendim, İstanbul Hepimizin
girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Murat Güvenç idi. Gelecek hafta 91. programımızda pazartesi günü saat 16'da görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Gerçekten.